Tabii ki bu gurur duyulacak bir gelişme. Ülkemizin AK Parti iktidarı döneminde uluslararası düzeyde artan önemini ortaya koyan bir gelişme. Türkiye'nin uluslararası kuruluşlarda gösterdiği etkinlik ve üstlendiği görevler, sergilediğimiz dış politikanın önemini ve ağırlığını yansıtıyor. 2009-2010 yılları için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine iktidarımız döneminde seçildik. Medeniyetler İttifakı Projesi eş başkanlığını İspanya ile birlikte iktidarımız döneminde üstlendik. İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreterliğine bir Türk'ün seçilmesi ikinci dönem dahil yine AK Parti iktidarı döneminde gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Direktörlüğüne bir Türk'ün gelmiş olması yine iktidarımız döneminde gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Ortak Teftiş Birimi üyeliğinden tutunuz, Uluslararası Atom Enerjisi yönetimine, İşkenceyi Önleme Komitesi'ne kadar birçok platformda üyelerimizle temsil ediliyoruz. Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar kendi kendiliğinden olmadı. Her platformda, her zeminde kendimizi anlattık. Tezlerimizi anlattık. Öneriler getirdik. Sorunların çözümünde aktif roller üstlendik. Fakat üzüntüyle ifade etmeliyim ki şu anda ekranları başında bizleri izleyen milletime bunu özellikle duyurmak istiyorum. AK Parti iktidarı Türkiye'nin uluslararası itibarını artırırken, konumunu yükseltirken, önemini ortaya koyarken muhalefet partilerinin sergiledikleri tavır ülkemiz açısından içler acısıdır. Bakınız, 61 yıldır Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne üyeyiz. İlk kez bir Türk ve ilk kez Doğu Avrupa'dan bir ülke meclis başkanlığını üstleniyor. Bu Türkiye'nin başarısıdır. Dikkat edin, AK Parti'nin demiyorum. Türkiye'nin başarısıdır. Türkiye'nin gururudur. Ülkemiz adına mutluluk duyacağımız bir başarıdır. Ama muhalefet bu başarıyı bile takdir etmek, bu mutluluğu bile paylaşmak erdemini gösteremiyor. Bırakınız bu mutluluğu paylaşmayı, bırakınız tebrik etmeyi, Mevlüt Çavuşoğlu kardeşimizin başkan olması aleyhine gelişen bir önergeye CHP milletvekili Sayın Birgen Keleş ne yazık ki destek veriyor. MHP milletvekili Sayın Tuğrul Türkeş de oylamaya katılmıyor, salondan çıkıyor.